hazırlanmış. Hürriyet Üssü'nün imza günü ve söyleşisine hepiniz hoş geldiniz. Hürriyet Hocam, bir heyecan yok, bende var. İki gün önce benim moderatör olacağımdan haberim oldu. Telefonla konuştuktan sonra notlar almaya başladım kendi kendime. Ben üç kelimede Hürriyet Üssü'nü nasıl anlatabilirim? Hulusi Üstün ilk yazdığı, bana göre bir Ümmü Gülsüm şarkısı. Hulusi Üstün bir sonbahar hüznü. Hulusi Üstün siyah beyaz fotoğraflar. Yaklaşık 15 yıldır tanışıyoruz kendisiyle. İşte ben de nacizane yazarım. Fakat Hulusi Üstün'ü de elde su dökebilir miyim? Onu bilmiyorum. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Bu anı Hulusi Üstün'le paylaşacağımdan çok mutluyum. İnşallah güzel, keyifli bir sohbet olacak diye tahmin ediyorum. Tabii bu 3 dakika heyecan. Radyocular benzemiyor hiç. Radyocular bir odaya kapatıyorlar seni. Kibrit kutusu kadar kimseyi kimseyi görmüyorsun. 3 saat boyunca anlatıyorsun. İstanbul'lu bir aile. İstanbul'lu ailenin en küçük çocuğu Hulusi Üstün. Baba teker müdürü, telefonda da şey çalışıyoruz, çok şanslısın diye. Anne ev hanımı. İstanbul'dan Silivri'ye olan süreç nasıl oldu, nasıl başladı? Yani o İstanbul'dan Silivri'ye bir süreç değil. Arada çok uzun bir dönem var. Çünkü ben bildiğimiz kadarıyla 5 kuşaktır devlet hizmetinde olan bir ailenin çocuğu, bizim çocuğuyum. Babam tekel müdürüydü, dedem tahsildardı, dedemin babası posta müdürüydü, dedemin dedesi evin önünde gümrük katibiydi. Yani 1857 tarihli sicil belgesinde dedemin babasının 1857 yılında Suriçi'nde doğduğu yazıyor. Halis efendim. Fakat bu dedemin babasından itibaren bir memuriyet süreci var. O memuriyet süreci de enteresan bir şey. İşte 1878'lerde Balkanlar'da Selanik'le Varna arasında telgraf hattını gelen adam büyük dedem. Ve daha sonra Erzurum'da posta müdürlüğü yapmış. Büyük babam da Anadolu'nun muhtelif yerlerini gezmiş, babam da memuriyet yapmış. Dolayısıyla aslında bir aile biyografisi yazarken şöyle bir anekdotla başlamak benim aklıma geldi. İmparatorluğun yıkılması bazı ailelerin onun enkazının altında kalmasını sağlamış. Yani bizim ailemiz onun enkazının altında kalmış, imparatorluk enkazının altında kalmış. Dolayısıyla böyle o memuriyet hizmetinden dolayı o büyük dedenin, Mehmet Said Efendi'nin bütün 5. kuşak torunları bir memlekette ve aslında bunlar baba ve oğul aynı memlekete gömülmemişler. Herkes bir tarafta kalmış. Ailenin belki en uzun süre kaldığı yer Silivri. Büyük amcam Silivri'de su birliğinde çalışıyordu. Yani evvelce İSKİ yokken bir su birliği şey vardı ve su birliğinde çalışıyordu. Belki mahalle çeşmelerinden ilk şebekeye suyun verilmesi işini yapıyordu. Ve babam tek emekli olarak çalıştı. O emekli olduktan sonra kati bir şekilde buraya yerleştik. Çünkü bir memleket olarak kendilerine benimsedikleri bir yer yoktu. O bakımdan herkes burada toplandı. Silivri'miz böyle. Şimdi internette sizinle ilgili araştırma yaparken 1991 yılında Silivri Lisesi'ni bitiriyorsunuz. Evet. Ve Silivri Lisesi biter bitmez İstanbul Hukuk Fakültesi'ne devam ediyorsunuz. Bir ekşi sözlük yazı, Hulusi Üstün'le ilgili yazar şöyle bir not düşmüş. Hulusi Üstün'ü dinlemek kitap okumak gibidir diye. Eskiyi sevdiğinizi biliyorum. Eskiyi anlatmayı sevdiğinizi de biliyorum. 1974 doğmuşsunuz. Evet. 7 Eylül. Evet. Şöyle zamanı bir geriye alalım. 1984 yılına geri dönelim.
Hulusi Üstün 10 yaşında bir çocuk olsun ve bir Silivri sabahını uyansın. Evet. Yani 1980'lerin ikinci yarısından itibaren bir takım algılar, Silivri'ye ilişkin bir takım algılar var benim. Ve ilk tanımlamaya başladığım zaman lokasyona ilişkin, bölgeye ilişkin çok güzel şeyler aklımda. Yani böyle boş arazilerde, uçsuz bucaksız, gün döndü tarlaların. Kahramanlarınız kimdi mesela? Temiz sayılabilecek bir deniz. Kahramanlarımız kimdi? Benim işte şu anda burada da beni dinliyor bir kuzenim var. Biz onunla birlikte büyüdük. Onunla birlikte yazın yürüyerek boşver bahçeye denize girerdik. Unuturduk zamanı. Yengem yürüyerek ardımızdan gelirdi ve yukarıdan yerlerin üstünden bağırırdı bize hadi gelin bakalım diye. Önde takar bizi eve götürürdü. Çok renkli bir yerdi. Çok medeni bir yerdi. Bir kere öyle bir gözlemim var. Gerçekten çok renkli, güzel insanlar vardı. Sonra insanların o geldikleri yerlerden getirdikleri kimlikler biraz daha barizdi. Konu komşuda biraz daha barizdi o kimlikler. O yüzden ben de böyle ihtiyarların arasında büyümüş bir adam olarak o eskiye merakım belki kökü orada, o ihtiyarların arasında kalmış olmaktan dolayı. Var mı hatırladıklarınızı İsmen? Tabii İsmen şu anda takviye sayamayacağım ama mesela en enteresan bir şahsiyeti ben kendisiyle çok uzun süre zaman geçiremediğim için üzülüyorum ama evvelce 1940'larda Silivri Pir Mehmet Paşa Camisi imamlığını yapmış bir Hafız Ethem Efendi vardı. Çok ciddi bir aydındı gerçekten. Osmanlıca kitaplar okudu. Kendisi İstanbul'da iyi bir eğitim almıştı. Devlet radyosuna girmek üzereyken Uzlet'e çekilmeyi, Silivri'ye çekilmeyi tercih etmiş, Silivri'ye gelmişti. Ethem Efendi son Şeyhülislam'ın talebesiydi. Zahid el-Kevseri'nin talebesiydi. Aynı zamanda Safiye Aydan'ın, Münir Nurettin'in, Hafız Burhan'ın arkadaşıydı. Çok aydın bir kişilikti ama tabii biraz da o da Çerkez'di. Biraz da bizim geleneklerimizden kaynaklanan bir mesafe vardı aramızda. Kendisinden yeteri kadar istifade edemediğime çok hayıflanırım. 2000'li yıllarda vefat etti. Sonra Silivri'de aşağı yukarı 3 kuşağın ebesi olmuş bir Nebile Hanım vardı. Onu bilirsin. Herkesin ebesiydi o yani. Babanın, çocuğun ve torunun ebeliğini yapmıştı. O da renkli bir kadındı gerçekten. Bir sürü kedinin arasında yaşıyordu. Sonra rahmetli Cemal Kozanoğlu'yla bir dönem görüşmemiz oldu. Ben sanırım ya lise sondu ya üniversitenin ilk yıllarıydı. Ona kısa bir dönem asistanlık yaptım. Ve Pir Mehmet Paşa civarından, Silivri'nin eskilerinden, mesela benim kaynak kişilerimden birisi de Balıkçı Kemal amca. İlk Silivri'ye ilişkin eski derlemeleri ondan yaptım. Hatıraları ondan derledim. Bu tarz bir sürü cidden oturup dinlenmesi gereken, istifade edilmesi gereken bir kuşak vardı. Onlar imparatorluğun son dönemini yaşamışlardı. Cumhuriyeti yaşamışlardı ve o geçişin dönüşümün sancılarını da yaşamış insanlardı. Her birinin romanı yapılması gerekirdi, kitabının yazılması gerekirdi. Var mı öyle bir proje? Yani benim kitaplarımda o malzemeleri ben çok kullanırım. Ama şimdi bir Silivri tarihi üzerinde çalışıyoruz aşağı yukarı bitme noktasında. Araya gireyim, bir Beylikdüzü tarihi yazdınız, bir Büyükçekmece tarihi yazdınız, evet. Şimdi de Silivri tarihi. Evet, Silivri tarihi evvelce 10 yıl önce yazılmış bir kitap aslında basılmamıştı. Basılmamıştı ama sağ olsun başkanım onun üzerinde tekrar çalışmamı istedi. Onun üzerine
Bu 10 yıllık, 10 yıl zarfında biriktirdiklerimi de eklemek suretiyle biraz daha genişletip bu kitabı da ümit ediyorum yakın zamanda bastırırız. Ama Beylikdüzü gibi çok tarihinin olmadığı düşünüldüğü bir yere ilişkin çok kapsamlı bir kitap ortaya çıktı. Beylikdüzü tarihi o şekilde kapsamlı bir kitaptı. Büyükçekmece tarihi gene İstanbul'daki suyun, İstanbul Edirne güzergahının tarihi olması açısından önemli bir kitap oldu yani. Şehir kitabı olarak bu ikisi basılmış durumda. 1974'ten 2019'a 45 yıllık bir evet. yaşam. Bu yaşama sığmış 14 tane kitap evet. var diye biliyorum ben. Şey de biliyorum, Türkiye'nin muhtelif yerlerine, söyleşiye, fuarlara ve imza günlerine evet. Gittiniz. Silivri'deki ilk defa mı? Gerçekleşiyor, yani evet. söyleşme imza evet. Aşağı yukarı 25 yıldır yazıyorum. İlk kitabım ortaya çıktığında 20 yaşlarındaydım. 25 yıldır yazıyorum yani ben. Ama bu 25 yıl zarfında Türkiye'nin çok çeşitli vilayetlerinde konferanslarım oldu. Uluslararası sempozyumlara katıldım, edebiyat söyleşileri yapıldı, şu bu ama Silivri'de ilk defa böyle bir program oldu. Yani Silivri'de ilk defa. Şey diyorsun, biz bize konuşuyoruz. Bunu niye bağlıyorsunuz siz? Yani tabii bu biraz... Şey mi yani, Fethi Livaneli'nin bir şeyi var, sözü var. Kimse bulunduğu yerden meyitli olamaz der. Ondan sonra... Çok yanlış bir söz değil. Ama bir yanıyla burası taşra. Yani bir İstanbul ilçesi olsa da nüfusu ne kadar artarsa artsın bizim için de taşra. Çünkü biz yerlilerle görüşüyoruz, aynı insanlarla görüşüyoruz. Dışarıdan gelen insanlar çok bizim hayatımıza girmiyor açıkçası. Çünkü bir yoğun bir sosyal ortam yok. Dolayısıyla biz Silivri nüfusu ne kadar büyürse büyüsün bizim için o kasaba niteliğini koruyacak. Ben hala yazılarımda İstemsiz bir şekilde kasaba kullanıyorum. Aslında bu çok doğru değil. Nerenin kasabası yani? İstanbul, aslında Silivri, Anadolu'da birçok vilayetten daha kalabalık bir nüfusu. Kasaba yani. Evet. Kasaba çünkü biz aynı insanlarla birlikteyiz. Onlarla birlikte hemhal oluyoruz. Sokakta onlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla o taşra niteliği var Silivri'de. Taşra'da da ilişkiler böyledir. Yani 20 sene önce birine selam vermemiş olmanız o ölüceye kadar sürer gider bir dava haline alır. Bir de kitabın, defterin herkes alıcısı olmaz. Yazının herkes alıcısı olmaz. Yani bizim sosyal çevremizin, çocukluğumuzu bir arada geçirdiğimiz insanların, hatta akrabalarının kitaplarımla ilgilenmesi beklentisi bende çok fazla yok açıkçası. Yani çünkü kitap ilgilisi için yazılır. Bu insanlar bizim yakınlarımız, bizim dostlarımız ama kitapla ilgilenmek başka bir şeydir yani. Bu özel bir alan, çok özel bir alan. Dolayısıyla sizin kitabınızı, sizin tanımadığınız insanlar keşfeder, okur, bulur, çağırır. Onlara konuşursunuz. Onlarla paylaşırsınız yazdıklarınızı ama yanınızdakinin bunu görmemesi bence çok büyük dert edilecek bir şey değildir diye düşünüyorum ben. Ya da bu yazı tecrübesi, çeyrek yüzyıllık yacın yazı tecrübesi bende böyle bir kanaat oluşturdu. Sosyal çevrenize yönelik yazmıyorsunuz siz. Okuyucuya yönelik yazıyorsunuz. Ve sizin okuyucunuz, çevirmen için güzel bir benzetmesi vardır. Sizin okuyucunuz bilmediğiniz bir kıyıda kumda oynayan bir çocuktur. Siz yazdıklarınızı bir şişenin içerisine koyarsınız, ağzına mantarını kapatırsınız ve şişeyi suya atarsınız. O şişe zaman içerisinde o tanımadığınız kıyıda oynayan çocuk tarafından bulunur ümidiyle yaparsınız bunu. Yani yanınızdakine hitaben yazmazsınız. O bakımdan benim açıkçası böyle bir ihtirasım da olmadı. Yazıp çizdiklerimin Silivri'yi konu etmesine rağmen Silivri'de okunması, Silivri'de tanınması yönünde bir ihtirasım olmadı. Bu bana bir şey kazandırmayacaktı ama özellikle İstanbul'da yoğun bir
ki okuyucularım, kitaplarım sayesinde edindiğim bir sosyal çevre var. Belki onun verdiği bir tatmin hissi bu yani. Şu an serbest avukatlık yapıyorsunuz. Avukatlık. Hukuk danışmanlığı yapıyorsunuz. Çeviri yapıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla işte farklı dillerden çevirileriniz var. Masal kitabı haline getirdiniz. Evet, yani, bunlara çok da çeviri denmez. Kaç dil konuşabiliyorsunuz? Birkaç dil konuşabiliyorum. Kaç dil olduğunu ben biliyorum. Kaç dil? Bilmek başka bir şey ama birkaç dilde meramı ifade edebiliyorum işte. Ben 8 dil diyebilirim, doğru mu biliyorum? Şimdi bu tarz dile meraklı insanların kaç dil bildiği sorusu zor bir şeydir. Mesela günün birinde ben televizyon zaplarken bir kanalla karşılaştım, konuştuklarını anlıyordum. Afgan televizyonuydu, Peştunca konuşuyordu. Yani eğer Farsça biliyorsanız Peştunca anlarsınız. Ya da Slav dilleri biliyorsanız, siz işte Rusça biliyorsanız Boşnakçayı anlarsınız. Ukrayn dilini anlarsınız. İşte Baltık ülkelerinin dillerini anlarsınız. Sırpçayı anlarsınız. Bütün Slav dillerini anlarsınız. O bakımdan yani dili anlamak ve meramınızı ifade etmek başka bir şey. Fakat o dile vakıf olmak, o dili bilmek, o dilde okumak, yazmak, düşünmek başka bir şey. Ben diller üzerine merakım oldu öğrencilik zamanından beri. Kendi kendime birçok dil üzerinde çalıştım. Slav dilleri üzerinde çalıştım. Farsça üzerinde çalıştım. Pratik bir Rumca edinmeye çalıştım. İşte Kafkas dillerini biliyorum. Kafkas kökenli olduğum için. İngilizce eğitim aldık. Bunlarla bir lingüistik bir donanım sağlamaya çalıştım. Hali hazırda da dil çalışmalarım devam ediyor. Yani yarım olan dilleri tamamlamaya çalışıyorum. Mesela artık Türkiye'de Arapça, Türkiye'nin dillerinden birisi haline geldi. Arapçanın öğrenilmesi lazım. Uzun süredir Silivri'de bana Arapça pratik yaptırabilecek bir göçmen arıyorum. Birkaç kişiyle gittim, görüştüm. Bana ücreti mukabilinde benim de Arapça pratik yapabilir misin diye. Ama insanlar çalışıyorlar, ediyorlar. Yani dil keyifli, zevkli bir şey. Ve bir de benim hem uğraştığım alanlar sayesinde edindiğim yabancı bir çevrem var. Dün İstanbul'dan geç saatte iki misafir geldi, bir vakıf kurmak istiyorlar. Türkçe bilmiyorlar ikisi de. Vakıf mevzuatı hakkında fikir almak istediler. Bana geldiler, geç saate kadar oturduk. Konuştuk, onları yolladım. Bugün saat sabah 9 itibariyle bir baba oğlum daha geldi. Onlar da Türkçe bilmiyorlardı. Onlarla da beraber kahvaltı yaptık. Dolayısıyla bir pratik yapma imkanı da oluyor. Unutmama fırsat verilmiyor. Bir de galiba unutmuyorum da ben yani. Çok uzun süre kullanmasam da böyle bir sözel bir hafıza var. Uzun süre kullanmasam da dili muhafaza edebiliyorum. Evvelce öyleydi, şimdi bilmiyorum ama bir kelimeyi bir kere duymam yetiyordu. Öğrenmem için yetiyordu yani. O bakımdan işte Silivri araştırmaları yaparken merak ettim. Rumca öğrenmek lazım. Rumca bu topraklarda binlerce yıldır kullanıldı. 100 yıl öncesine kadar buranın dillerinden biriydi Rumca. Kaldı ki o 100 yıldan sonra da gelen göçmenler arasında ana dili Rumca olan, iletişim dili olarak Rumca konuşan insanlar vardı. Yani ben onlara yetiştim, gördüm. Bir arkadaşımı arardım, telefonla arardım ve annesiyle Rumca konuşurdum. Oğlunun nerede olduğunu sorardım. O da bana o seni kadar konuşamıyor diye söylenirdi. Evde benim çocuğum olmasına rağmen annesinin dilini bilmiyor diye söylenirdi. Bizim kuşağımızda Anadolu'da birçok dil anneler tarafından konuşuldu ama çocuklara intikal edilemedi yani. Rumca da bu dillerden birisi. Çocukluğumda burada herhalde bir 5 kadar dil vardı. Benim çocukluğumda 5 kadar dil vardı. Mesela Karacaovalılar diye bir topluluk vardı. Bunlar nece konuşurlar kimse bilmezdi. Toplu olarak da yerleşmemişler. Tuz gibi serpilmişler muhtelif köylere. Onlara Karacaovalılar derdik. Ve konuştukları dil Rumca değildi. Slavik bir dil değildi.
Onlar da bu dili konuşmaktan çok hoşnut değillerdi. Çünkü kimseye benzemeyen bir dil. Efendim, Romanya çözüldü de Romanya'dan insanlar geldi de onlar konuştukları dilin lehçe olduğunu öğrendiler yani. Silivri'de lehçe vardı. Araştırılsa, köylerde bir çalışma yapılacak olsa, bir araştırma yapılacak olsa hala o dili konuşan insanlar çıkabilir. Yani Karacaovalıların konuştuğu Leh aksanını bulan birileri çıkabilir. Patriotça vardı, yoğun bir şekilde konuşuluyordu. 1970'lerde mahkemelerde tercüman vasıtasıyla ifade alınan dosyalar gördüm ben. Yani bir Rumcadan başka bir dil bilmeyen bir kadın ifadesi tercüman vasıtasıyla. Komakça vardı. İşte Çerkez dilleri, Çerkezlerin birkaç dili vardı ama mesela benim ailemde şu anda kuzenlerim falan bilmezler, Çerkezçe bilmezler. O dili konuşan tek kişi benim. Benden başka benim baba soyumda o dili konuşan kimse kalmadı. Belki anlayan birileri olabilir ama Abhazca konuşan kimse kalmadı. İşte mesela Çiçence vardı Türkiye'nin Silivri'de. Galiba o da kalmadı. Onu da konuşan yerini sanırım kalmadı gibi düşünüyorum yani. Yine böyle bir gerilmiş yapalım. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuyorsunuz. İstanbul'da evet. Yaşıyorsunuz. Okurluktan yazarlara geçtiğiniz dönemi merak ettim ben. Yılı yanlış hatırlıyorsam düzeldim. 1994 yılında bir öykü yarışmasına katıldınız. 94 işte mi? Yani Ömer Seyfettin evet. Öykü yarışması. Evet. Orada bir derece aldınız. Evet. Yazmanızı bu mu tetikledi? Ondan önce bir şeyler sürekli yazıyordum, çiziyordum ama bunların edebi bir niteliğinin, kıymetinin olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Sadece not ediyordum. Evdeki büyüklerin hatıraları, konuşulan dilde unutulmuş kelimeler, kullanılan kelimeler gibi şeyleri ben çocukluğumda not ettiğimi hatırlıyorum. Kim okudurdunuz ilk yazıları? Bu yazdıklarımı kendim için yazıyordum. Fakat 93 senesinde, 93 yılı diye hatırlıyorum, benim o deftere yazdığım bir bölümün öykü yarışmasına gönderilmesini bir arkadaşım istedi. Beraber kaldığımız arkadaşım istedi. Bu beni utandıracaktı, çok hoşuma gitmeyecekti. Benim o bakımdan çok razı değildim ama onu belki de o gönderdi diye de hatırlıyorum yani. Belki onun öykü hatırlıyormuşum. Yılbaşı şarkısı öykünün adı. Ve o öyküyü biz yarışmaya gönderdik. Çok şaşırtıcı bir şekilde öykü beğenildi. Ve o zamana kadar ismini duydum fakat kendisini görmediğim önemli edebiyat adamları. Önemli edebiyat çevreleri genç bir adamın kalemimden çıkmış bu metni çok şey ettiler, önemsediler. O beni çok onore etti tabii yani. O yıllarda aynı zamanda biraz Silivri merakı, belki Cemal Kozanoğlu'nun yazıp çizdiklerinden dolayı ve onunla olan konuşmalarımızdan dolayı bir Silivri merakı hasıl olmuştu. Ve biraz daha ciddi bir şekilde yazmaya asılmayı düşündüm ve o dönemde aslına bakacak olursanız her yazar için ilk ortaya çıkardığı eser çok şey değildir, muhtemel değildir. İlerleyen yaşlarında onu çok beğenmez yani. Ama sonuç olarak bir ilkin ortaya konması lazım, proses olarak bir ilkin ortaya konması lazım. Dolayısıyla o ödülden sonra o teşvikle yazmaya devam ettim ve galiba Türk Edebiyatı Vakfı'ndan, Türk Edebiyatı Vakfı'nın öncülüğünde muhtelif yerlerce düzenleniyordu bu öykü yarışması. Mesela Eminönü Belediyesi, Gönen Belediyesi. Ödülleri aldınız oldu. Evet, onlar yapıyordu. Orada üst üste galiba ya da aralıklarla 5 ödül
aldı yazdıklarım. Tabii bu çok güzel bir teşvikti. Sonra Gençlik Yayınevi, 2000 yılında Gençlik Yayınevi'nin düzenlediği bir yarışmada ödül almış olması çok ciddi bir teşvikti. Tabii bu arada benim kitaplarım da çıkmaya başlamıştı. Okur arıyor. O zamanlar mesela bende bir iki klasör okur mektubu vardır. Yani elle yazılmış, el yazısıyla yazılmış mektuplar vardır. Memleketin çeşitli yerlerinden. O zaman e-mail yok. Dolayısıyla insanlar mektup yazıyorlar yani. Ben de böyle hala kurduğum bir iki klasör doğrusu el yazısıyla yazılmış mektup vardı. Devam edelim. Yine sizinle ilgili araştırma yaparken radyocu. Evet. Onunla rastladım. Ben bilmiyorum. Şaşırmıştı anlattığınız bana. Evet. Radyo 15'te. Evet. Edebiyat programları yapıyorsunuz. Evet. 1,5 yıl sürmüş. Nasıl başladı? Biraz da ondan bahsedelim. Radyo 15 Türkiye genelinde yayın yapan bir yayın radyoydu. O radyonun haftada kaç gün, kaç saat? Haftada bir gün yapılıyordu. Galiba çarşamba günleri Kıraathane adıyla bir program yapılıyordu. Bu programda 1,5 yıl boyunca Türk Edebiyatı'nın ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimleri ya da çok isim yapmamış olmakla birlikte benim keşfedip çok sevdiğim isimlerin biyografileri ve eserleri anlatılıyordu. Mesela orada işte Ahmet Hamdi, Türk Edebiyatı'ndan Ahmet Hamdi, Necip Fazıl, Nazım, Peyami Safa gibi isimler, Dünya Edebiyatı'ndan Rus Edebiyatı'ndan, Amerikan Edebiyatı'ndan, İngiliz Edebiyatı'ndan, Alman Edebiyatı'ndan isimler, Klasik Edebiyat'tan Fuzuli gibi, Esrar Dede gibi, Şeyh Galip gibi isimler üzerine programlar yapılmıştı. Kayıtları bende mevcut. Bir ara vermişim ve 78 program yapılmış. Yani 78 hafta orada program yapmışız. 2002-2003 olması lazım. Sonra bir de dergi dönemi var. Bir dergi çıkarttınız. İsmi Çıkın. Çıkın'ı biz Silivri'de çıkarttık. Silivri'de, 12 sayı çıktı galiba. Evet, Silivri 12 sayı çıktı. 12 sayı Çıkın şey olarak çıktı. Edebiyat seçkisi oldu. 12 sayıdan sonra biz çekildiğimiz için şair arkadaşımız İhsan Tevfik Kırcı hocamız vardır. İhsan Tevfik Kırcı hoca Önder Polat, Mimar Önder Polat resimleriyle birlikte onlardı. Kadir Akar adında bir klasiste ya da Maxi'de halkla ilişkiler müdürlüğü yapan son derece gerçekten entelektüel, aydın bir kişilik, çok yönlü düşünen, önemli bir kafaydı Kadir Akar. O dönemde İstanbul'daydı, şu anda yurt dışında. Onun girişimiyle bu dört kişi, yani İhsan Tevfik Hoca, Kadir Akar, Önder Polat ve benim bulunduğum bir ekip tarafından Çıkın dergisi çıkartıldı, 12 sayı boyunca çıkartıldı. Ve burada bir öykü, İşte çeviri şiirler ve yazılan güncel şiirler gibi edebi pazarında bir takım kritikler falan yayınlanmaya çalışıp onun emeğini büyük ölçüde İhsan Tevfik Kırcı koyuyordu ortaya. Yani onun Kadir Akar'ın çabasıyla, bu ikisinin çabasıyla çıkıyordu. Bir yıl boyunca böyle bir edebiyat seçkisini çıkardık fakat o sanırım 2000'di, 2000 yılıydı Çıkın Edebiyat seçkisinin çıktığı dönem. Ve o da Taşra'da çıkan, nitekim Taşra sayılıyor burası, bir edebiyat dergisi olmasına rağmen o da edebiyat çevrelerini çok heyecanlandırmıştı. Güzel dönüşler almıştı çıkında. Devam ettirilmesi gereken bir çalışmaydı aslında. Bilahare internetin falan çıkmasıyla birlikte dergicilik malum bitti. Aslında dergi bir okuldu. Her dergi bir okuldu edebiyat dergileri. Son kitap Turna Fırtınası. Evet. Biraz Turna Fırtınası üzerine konuşmak istiyorum. Kamil'le katıldığımız radyo programında. Evet. 2017. Evet. 2017 çıktı. Turna Fırtınası'ndan sonra size geri dönüşler nasıl oldu? Valla Turna Fırtınası
ben çok büyük özveriyle, çok severek yazdım. Ben iki kere okudum. Bir yıl, evet. Genellikle iki kere okundu Tırnavırtınası. Bu biraz bu bizim dönemimizin, bizim gençlerimizin, bizim kuşağımızın yaşadığı sosyal ve siyasi travmaları konu eden bir kitaptı. Gerçekten de bizim kuşağımız çeşitli siyasi fraksiyonlar arasında ve çeşitli sosyal dalgalanmalar arasında kalmış bir dönüş kuşağı. Yani toplum evrilirken tam köşe başındaydı bizim kuşağımız. Çünkü biz bir yönümüzle eski çağa aitiz. Şöyle ki işte interneti bilmiyorduk. Bilgisayar eğitim almadık. Fakat gençliğimiz bitmeden de internete yetiştik. Dolayısıyla yeni çağda, iletişim çağını da yakaladık. Benim kanaatime göre iletişim çağı insanlığın yeryüzündeki macerası boyunca yaşanmış en önemli evrelerden birisi. Bize kadar, bizim kuşağımıza kadar, babalarımız dahil olmak üzere, ilk insandan babalarımıza kadar gelen kuşak aşağı yukarı aynı adamdı, aynı insandı. Yani aynı şeylere benzer tepkiler veren, benzer şeylere öfkelenen, benzer şeylere heyecanlanan, benzer hassasiyetleri olan bir insan tipiydi. Fakat iletişim çağı, modernite dediğimiz şey bu insan tipinin dokusuna değdi, dokuyu çok bozdu. Şöyle söyleyeyim, örnekleyeyim. Yani şu anda iletişim çağı içerisinde doğmuş 15-16 yaşındaki bir çocuk bizim babalarımızın verdiği tepkileri vermiyor olaylar karşısında. Yani bizim babalarımızın hassasiyetine sahip değil. Bu iyidir ya da kötüdür bilmiyorum ama mesela onlar utanmak kavramı, ayıp kavramı, efendim özel alan kavramı, efendim çalışmak, sadakat, aşk, nefret, bunlar bu insanlarda çok farklı çağrışımlar yapıyor. Dolayısıyla ben iletişim çağının yeni bir insan formu ortaya koyduğunu düşünüyorum. İşte tam bu noktada, tam bu dönüşümün gerçekleştiği çağda yaşamış bir kuşak olarak bizler hem eskiyi hem yeniyi gördük. O dönüşümü yaşadık. Ve bizim yaşadığımız dönüşüm belki bir ölçekte imparatorluğun yıkılışına ve yeni cumhuriyetin kuruluşuna şahit olmuş insanların yaşadığı şoka benzetiyorum ben bunu yani. Bizim edebiyat tarihimizde bu tarz kahramanlar vardır, anlatılır. Mesela bir Osmanlı bürokratı, Osmanlı döneminde köşkünde yaşayan, takkesiyle akşam sedirde oturan, nargilesini içen, sakallı, ağdalı bir dil kullanan bir adam, Cumhuriyet kurulduktan bir yıl sonra kendisine ait değerlerin hiçbirinin yeni dünyada, yeni başlayan rejimde, yeni sistemde bir mana ifade etmediğini gördü. Ve edebiyatımız bu adamların dramlarına ilişkin bir tarz, bazı ipuçları içerir yani. Onlar biraz toplumun dışına çıktılar. Ve yeni dünyada, bu yeni toplumda kendilerinin yeri olmadığını kabullendiler. İbnül Ebi Mahmud Kemal diye bizim bir yazarımız vardı. O da gerçekten dünya çapında aslında bir değerdir İbnül Ebi Mahmud Kemal. Bizim bütün kültürel envanterimizi o çıkarmıştı. Kendisine çok borçluyuz. Son musikişinaslar, son sadrazamlar, son edebiyatçılar, bunları kule eden kitaplar yazdı. Fakat o, işte bu eski çağa ait kültürü yenilere aktarmaya, bu kültür gitmeden önce yenilere ben bunu anlatayım derdinde olan bir adamdı. Çok anlaşılmadan ölmüş gitmiştir ama edebiyat çevreleri kendilerine çok büyük saygı duyar. Ona yani üstad derler. En büyük üstad odur. Yazı konusunda en büyük üstad odur. Sahaflara girdiği zaman sahaflar ayağa kalkarmış yani. O girdiği zaman insanlar ondan utanırlarmış. Muazzam bir bilgi sahibi bir adammış.
Ve onun yaptığı hizmet eski kültürü yazmak oldu. Hasılı anlatmak istediğim şey bizim yaşadığımız dönüşümde böylesi bir dönüşüm. Yani düşünün aslında hepimiz salondaki herkes bunu yaşadı. Herkesin gözünün önünde bir takım diller yok oldu. Herkesin gözünün önünde bir takım dini anlayışlar yok oldu. Hali hazırda yok oluyor. Bir takım siyasi taraftarlıklar yok oldu. Benim dönemimde işte çok sağlam bir şey vardı yani, sol vardı. Ve çok tutarlı bir toplum şeyini, alternatifini teklif ediyorlardı. Çok tutarlı bir duruş vardı, sosyal adalet diyorlardı. Ama bu modernite, mesela böyle bir sosyal adalet kavramını artık tevzi etmeniz, dağıtmanız, tesis etmeniz imkanını sağlamıyor. Benim dönemimde mesela çok vatansever olduğunu söyleyen, çok milli hisleri çok kuvvetli olan arkadaşlarım vardı okulda. Fakat yurt dışlarına gittiler onlar. Dışarıda yaşıyorlar ve artık onlar için bayrak, vatan, millet 20 yaşında taşıdığı anlamı taşımıyor insanlar için. Dolayısıyla biz farkında olmadan bu değişim gerçekleşti. İşte bu değişimi yaşamış siyasi doğruları, dini doğruları alt üst olmuş o kuşağın yaşadıklarını Silivri'de gerçekleşmiş, Silivri'de yaşanmış bir şey olarak, öykü olarak aktarmaya çalıştım Tuna Fırtınası'nda. Silivri'de, mekan Silivri'dir işte, hatta mekanın sahibi de burada oturuyor herhalde. Evet, okumadım tabii ki. Evet, öyledir. Burada geçmiş bir olaydı, burada yaşanmıştı. Tabii bir sosyolojik kalabalık olacaktı. Aşağı yukarı Roma'nın tamamında oradaki bizim yaşadığımız olayları, yaşayan kahramanları tamamını sokacak olsak romanda bir sosyolojik kalabalık olacaktı. O yüzden 3-5 kişiyi bir kahramanda birleştirmek suretiyle yazmak zorundaydık. Turna Fırtınası öyle ortaya çıktı ve heyecanlı bir okur kitlesi karşıladı Turna Fırtınası'na. Birçok okuma grubuna katıldım, Turna Fırtınası'nın değerlendirildiğini gördüm. Roman eleştirmenlerinin güzel eleştirileri, güzel takip edici beyanlarını okudum. O bakımdan Turna Fırtınası bence önemli bir eserdir. Şimdi ben yazdıklarım ilgili eleştiriler alıyorum. Özü şu, ne okuyorsun ne buluşuyorsun. Şu soruyu soracağım size. Edebiyatçı politika. Olayına siz nasıl bakıyorsunuz? Yani edebiyatçı politika yapmalı mıdır, yapmamalı mıdır? Yani şimdi edebiyatçı ideolojisi olabilir. Aslına bakacak olursanız edebiyatın bir tek ideolojisi vardır, estetik. Yani dilde estetik edebiyatın ideolojisidir. Fakat edebiyat neden vardır, niye edebiyat önemlidir, sebebi nedir diyecek olursak edebiyat üç şey için yapılır. Birincisi dilin işlenmesi, dilin geliştirilmesi için edebiyata ihtiyaç vardır. Yani Yunus olmasaydı, Yunus Emre olmasaydı konuştuğumuz dil gerçekten olmazdı. Dede Korkut olmasaydı konuştuğumuz dil olmazdı. O bakımdan Almanlar derler ki işte Almanya Göte'dir denir. İranlılar hafıza öyle önem verirler. Mevlana'ya öyle önem verirler. Farsça işleyen adamlar oldukları için. Yani. O bakımdan dilin işlenmesi şey vardır. İkincisi estetik olana dikkat çekmek. Estetik anlatım usulünü geliştirmek. Mesela konuştuğumuz dildeki nezaket cümleleri, konuştuğumuz dildeki Türkçedeki, İstanbul Türkçesi çok yoğun nezaket ki ifadesi içeren bir dil malum. İşte bu edebiyat sayesinde geliştirilmiştir, sıfatlamak. Üçüncü olarak da topluma edebiyatçı kendi gördüğü toplumsal doğruları işaret eder. Yani toplumun akacağı yönü edebiyatçı bilir. Hemen bir somut örnek geldi aklıma. Çocuk Kalbi'nin yazarı Edmond Amicis vardır.
O İstanbul'a gelmiş ve İstanbul'a bir yüksek mekandan bakarken diyor ki, tüylerim ürperdi yani. İşte bu insanlar diyor, günün birinde buraya çok yüksek gökdelenler dikecekler. Tarih 1870'ler. Ve bu muhteşem manzara o taş yığınlarıyla diyor. Ve o zaman işte bunlara ait bütün bu insanlara, Türklere, İstanbullulara, içeride yaşayan insanlara ait bütün kültürel birikim ve bu imparatorluğun bütün gölgesi o taşların altında kalacak diyor. İşte bu edebiyatçının ferasetidir aslında yani. Ya da galiba senle konuşmuştuk, Çetin Altan Ara Güler'le İstanbul'u dolaşırken, al sana İstanbul'da çok keyif tadı. Çetin Altan uzman milletvekili. Milletvekili, evet. Çok fazla insan tanımıyor onu, yüzünü bilmiyorlar, gazete okuyucusu ancak tanıyor. Gazetede gördüğü adamı da sokaktakine benzetmek kolay iş değil. Dolayısıyla geziyor İstanbul'da Ara Güler'le birlikte. Diyor ki işte İstanbul'un bazı alanları gecekondu yerleşimine açıldı diyor. Anadolu'dan bir sürü insan geldi diyor. Ve bu insanlar yerleştiler buralara diyor. Bu insanların Allah'larından başka hiçbir şeyleri yok diyor. Ama günün birinde bu insanlar eğer yönetimi ele geçirecek olursa diyor, oligarşi zor durumda kalır diyor. O bakımdan bu insanların bürokrasiye yerleşmeden önce, devlet idaresine yerleşmeden önce bunlara suyu, elektriği götürmek kadar bu insanların sosyal bilinçlerini, onların kültürel bilinçlerini de geliştirmek önemlidir diyor. Yani şu anda bizim milli meselelerimizden birisi de budur yani. Kültürel hayatın canlandırılamaması. Siz ne kadar konfor sağlarsanız sağlayın, insanlara ne kadar konfor sağlarsanız sağlayın, eğer bir kültürel algı, bir kültürel perspektif yoksa, o konfor o insanlara bir şey kazandırmaz. Mesela oturuyoruz, işte kasabada yaşamak böyle bir şey. Yanımdaki masada oturan teyzeleri tanıyorum yani. Evvelce soğan tarlaları olan, işte orada tarım yapan insanlar, tarlalar para etti, rant sağladılar, daha lüks bir şekilde, daha konforlu bir şekilde yaşıyorlar ama paranın modern bir insana katması gereken konfordan yoksunlar o insanlar, görüyoruz. Yani bu ancak belki devlet politikasıyla, belki işte yerel idarelerin politikalarıyla işlenmesi, geliştirilmesi gereken bir şeydir. Kafanın işlenmesi lazım. Yani kafa konforu bizim evlerimizin, hayatlarımızın konforundan daha önemli bir şey. İşte edebiyat o kafa konforunu sağlamaya çalışır. Dolayısıyla bir edebiyatçının politikayla uğraşması mümkün mü değil mi diye sordunuz. Evet, politik taraf olan edebiyatçılar vardır. Onlar hem edebiyatçıdır, hem politikada taraftırlar. Edebiyatçı olmaları ne politik taraftarlıklarına zarar verir, ne politik taraf olmaları edebiyatçılıklarına zarar verir. Fakat bu çok zor bir şeydir. Ben edebiyatçının ideolojisinin daha ziyade estetik olması gerektiğini, dil olması gerektiğini ve evrensel doğrular olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü günün birinde siz gerçekten halkınızı, milletinizi, beraber yaşadığınız komşularınızı, şehrinizi, devletinizi, dini doğruları bile eleştirebilirsiniz yani. Eleştirmek durumunda kalabilirsiniz. Değil mi? Şu anda çok yoğun bir propaganda var mesela. İnsanların dini doğruları YouTube'larda, şuralarda, buralarda sürekli eleştiriliyor. Ama bu insanlar yüzlerce yıl bu dini doğrularla yaşadılar. Ama hayat öyle bir noktaya getirdi ki siz artık o dini doğruları sorgulamak zorundasınız. Bunlar doğru mu? Bunlar doğru mu? Eğer doğru olsaydı böyle bir hal ortaya çıkar mıydı diye sorgulamak zorundasınız. Bu sebeple edebiyatçının bir siyasi doğrunun propagandasını yapması bana çok doğru gelmiyor. Yani propaganda edebi eserin niteliğini çok düşüren, zayıflatan bir şey. Fakat Peyami Safa bir politik figürdür. Nazım Hikmet bir politik figürdür. Efendim İlhami Bekir Tez bir politik figürdür aynı zamanda. Necip Fazıl bir politik figürdür. Politikanın onların edebi değerlerini küçülttüğünü söylemek, ortadan kaldırdığını söylemek
çok doğru değil bence. Son olarak şeyi soracağım size. Hulusi Üstün'ün bundan sonraki amacı ne? Hedefleri ne? Yani yazar çizer olmak, yazmak. Benim bir tane hukuk profesörüm vardı. İlhan Özay Hoca. O idari hukuk kitabının kapağına yazmak kötü yola düşmek gibidir diye bir itaf cümlesi yazmıştı. Bir Alman düşünürden galiba almıştı onu. Gerçekten yazmak kötü yola düşmek gibi bir şey. Yani yazmak zorunda kalıyorsunuz. Bunu siz anlarsınız. Başkası anlamaz ama ben çok karar vermiştim. Ne için uğraşıyorum, niye yazıyorum diye. Ama insan içerisinde bir şey birikiyor ve mutlak surette onun akıtılması gerekiyor. Bu sebeple yazmak sürgit bir şey. Devam edecektir. Yazmak zorundayız. O bakımdan kafamdaki projeler yazmak üzerinde çalıştığım projeler zaten beni herhalde uzun bir ömür yaşasam da meşgul edebilecek kadar çok kafamdaki projeler. Çünkü Türk bizim zannettiğimizin aksine kalemle barışık bir millet değildir. Yani bu Doğu toplumları genel olarak böyle. Mesela somut örnek vermek gerekecek olursa biz İstanbul'un fetihten sonraki sosyal hayatına ilişkin dokusal verileri, yani sokak hayatına ilişkin verileri, evler nasıldı, sokaklar nasıldı, insanlar ne alıyordu, ne satıyordu, bunu daha çok batılı kaynaklardan, batılı seyyahlardan görüyoruz. Biz yaşadığımız zamanı yazmadık. Ya da bir somut örnek daha vereyim. Bundan 100 yıl önce mübadelede Silivri'yi terk etmiş bir adam var. Anastas Tamulis adında bir adam var. Kalede halihazırda evi duruyor. Kaledeki taş konak onun konağıydı. Silivri Spor Kulübü de onun değirmeniydi. 1843 yılında Silivri'de doğmuş bir Rumlu bu. Ticaret yapmak suretiyle babadan da zengindi, hoş servet edinmiş bir adamdı. Şimdi bunun biyografisini çalışırken gördüm. 1843 doğumlu bir adam. Dolayısıyla 60'lardan 70'lerden itibaren bu adamın yaptıkları Avrupa basınına bölgedeki eski paralar, tarihi materyaller, bölgede yaşatılan Rum kültürüne ilişkin bilgiler mesela enteresandır. Botanik tıpkı, bitkilerin neye yaradığına, ne işe yaradığına ilişkin bir takım şeyler yazmış, çizmiş, göndermiş. Bir böcek koleksiyonu, bir yaprak koleksiyonu var. Bu bölgedeki ilk arkeolojik kazıyı sultanın izniyle o yaptırmış. Bir Alman arkeoloğa. Silivri'yi kuran Selis'in kabrini bu adam aramış. Arap Tepe'yi, o höyünü o çıkarmış ortaya. Bulduğu malzemeyi, materyali kıymetini bilmeyecekler düşüncesiyle. Devlete bildirildikten sonra kendi konağında toplamış. İlk numizmatik koleksiyonunu, yani para koleksiyonunu o yapmış. Ve çocuklarını Avrupa'da okutmuş. 1878'de Silivri'yi Ruslar işgal ettiğinde belediye başkanı olarak onu seçmişler. Metropolitlikle görüşerek bir cemiyet kurmuş. O cemiyet Silivri ve köylerinde okullar açmış. Bu okullarda toplam 2000'in üzerinde öğrenci eğitim görmüş. Yani Ortaköy'de okul var. Selim Paşa'daki Doktor Sarardi'nin açmış olduğu okulda öğretmenlik yapmış. Tercümanlık yapıyor. İstanbul'a gelen seyyahlar kendisine uğruyorlar, yediriyor, içiriyor, gönderiyor. Şehirde banka yok. Müslüm, gayrimüslim, Yahudi, Rum, herkes parasını ona getiriyor, o muhafaza ediyor. Öyle ki anlatıyorlar, ne kadar masal, ne kadar doğru bilmiyorum ama Silivri'nin eskileri anlatır. Mübadele kararı verildiğinde özellikle Yahudi esnaf dizlerini dövmüş, eyvah gitti bizim paralar diye. Müslümanların da bir miktar parası var Anastas'ta. Stanulis bunların kapılarını çalmış, bu sizin paranız, ben gidiyorum. Değirmenin ürettiği unlar depoda duruyordu.
bunları götürme imkanım yok. Bir çuvalda onu hediyem olarak kabul edin diye adamlara un ve emanetlerini verip gitmiş. Şimdi şu anda Stamolis'in servetini kat kat fazlaya katlayabilecek insanlar şehrimizde var. Ama bu insanların Stamolis'in dertlerinden hiçbiri bu insanlarda yok. Yani işte koleksiyonculuk yapmak, efendim Avrupa basınına yazı yazmak, Avrupa'dan misafir ağırlamak, tarihle uğraşmak, coğrafyayla uğraşmaklar, bu botanik bitki, böcekler, şunlar, bunlar. Yani biyografi beni çok şaşırttı. Üç evladının üçü de Yunanistan'dan çok büyük yerlere gelmiş. Taşınabilir tarihi materyali Yunanistan'a götürmüş, ciddi bir servet teklif etmiş İsviçreliler para koleksiyonu için. Hayır demiş. Benim genç devletime, yeni memleketime şeyim olsun, katkım olsun diye Atina Müzesi'ne bırakmış. Bütün tarihi malzeme materyali. Bu adamın evi hala duruyor. Ama o adamın kafasına sahip insanlar yok. Şehirde böyle insan yok. Servet olarak ondan daha fazla servet sahibi olanlar var ama bu çağın insanı uyandığı her gün, hadi bugünlerde eğleneceğiz diyen 7 yaşında bir çocuk gibi, yaşı ne olursa olsun, her gün bir şekilde eğlenerek, vakit geçirmek derdinde, geçirmek, arkada bırakmak derdinde yani. Oysa sanat, edebiyat, çevresel duyarlılık, bunlar, evet herkeste olmasını beklemiyoruz. Yani bunun memleketteki bütün insanlarda olmasını bekleyemeyiz. Bu özel bir meraktır bu ama hiç olmasa bir takım insanlarda olması. Adımıza attığımız taşı binlerce yıldır birileri basıyor. Denize girdiğimiz kıyıdan binlerce insan denize giriyor. Baktığımız manzaraya çok enteresan bu mesela. Bu manzaraya Atilla baktı. Atilla buradan güneşin doğuşunu seyretti. Fatih geldi geçti buradan. Roma imparatorları geldi geçtiler. Çok önemli isimler geldi geçti. Bizim yaşadığımız yeri anlamlandıran biraz bu tarihi birikim, o farkındalık. Ama değil Anastas Stamolis'in merakını taşıyan insanlar. Yani ben mesela memleketteki floradan 10 tane ot, 10 tane ağaç sayabilecek insan pek fazla olduğunu zannetmiyorum. İşte yazarın, çizerin vazifesi biraz bu farkındalığı oluşturmak, uyandırmak ve insanlara yaşadıkları çevreyi anlamlandıran değerleri fark ettirmeye çalışmak. Yani bu bence hem bir insanlık görevi, yani bu sevap da bir iş yani. Burayı onu çok sık söylerim galiba, Alparslan'la görüşürken geçenlerce şey, burayı sevmek, Silivri'yi sevmek, Silivri'nin taşının toprağının anlamını çözmeye çalışmak, Silivri'de kardeşlik ilişkileri kurmaya çalışmak, efendim burada yaşamış insanların biyografilerini ortaya dökmek, aslında buranın insanlığın sürüp giden macerasının içerisinde önemli bir mekan olduğunu ortaya koymaya matuf bir şeyler yapmak gerçekten çok değerli bir şey, çok önemli bir şey. Bu sebeple benim yapıp ettiklerim eğer bu anlamda denizde damla kabiliğinden bir takım katkılar ortaya çıkartabilirse bu bence benim hayatımı anlamlandıran en temel şeylerden birisi olacak. O bakımdan bundan sonra da yazacağız. Evet, yazmak bizi çok mutlu etmiyor. Yazmak ızdırabımızı arttırıyor. Okumak ızdırabını arttırıyor insanın. Fakat bir şekilde insanlar o merak doğrultusunda kişiliklerini oluşturmuşlar, yazar çizer meselesi. Bunun senin de bir sorunun olduğunu yazıp çizdiklerinden biliyorum. Yani sen de çok razı olarak, çok hoşnut olarak yapmıyorsun ama bizim kişiliğimiz, bizim karakterimiz biraz o arayış neticesinde şekillenmiş bir şey. O bakımdan bu saatten sonra bizim bir başka şey yapmamız, bizim şartımızı bozar kardeşim. Şey yapalım, bir mola verelim. Moladan sonra izleyicilerimizin sorusu olursa o soruları alalım ve imzaya geçelim. Peki, nasıl uygulayabilirsiniz?
Sizlerin Hulusi Hocam'a yöneltmek istediğiniz sorular var mı? Onları alabiliriz. O zaman ben Lütfü abiye bir soru yönelteyim. Bir siz anlatın Hulusi Üstü'nü. Ne anlatayım ben? Yani Hulusi Üstü deyince aklınıza ne geliyor? Çiroz. Çiroz bazı. Sever değil mi? Çok sever. İsterseniz kendisi anlatsın onu. Şimdi Hulusi Hocam'ın da soru sormaya ben korkuyorum. Bir soru daha sorarsam, ondan sonra ben Google gibi adam, olayın nereye gideceği belli değil. Böyle kafamda herhangi bir soru yok, oluşmadı yani. Zeynep abi sizin var mı? Tabii buyurun. Merhabalar. Ben Turna Fırtınası kitabını okumuştum. Gerçekten betimlemeleriniz çok güzel. Özellikle kasabaya, o kasaba insanına dair betimlemeler çok etkileyici. Silivri için, hani Silivri'miz de böyle bir kasabamız ama sahil şeridinde ama şu anda çok büyüdü, gelişti. Hani o kafanızdaki, o Turna Fırtınası'ndaki betimlemelerinizle şu anda Silivri'ye baktığınızda neler görüyorsunuz, neler yapmamız lazım bizim buralarda yaşayan insanlar olarak o eski o samimiyeti, sıcaklığı sağlayabilmemiz için ya da kaçırdık mı o treni? Buna dair görüşleriniz neler acaba? Evet. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, aslında Arapların öyle bir sözü varmış, her adamın zamanı, her zamanın da adamı vardır diye. İşte dediğim gibi biz biraz önceki dönemin, biraz bu dönemin insanıyız. Ben çok yeni Silivrililerden, yeni gençlerden, yeni Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, yeni kuşaktan şikayet etme taraftarı değilim açıkçası. Bu insanların da bu kendilerinin etik değerlerini oluşturacaklarını düşünüyorum. Çünkü insanlık böyledir. Her kuşak kendi etik değerini oluşturur. Kendi kriterlerini belirler ve yaşamlarını bir şekilde keyifli, zevkli hale getirirler. Onların bizim zevk aldığımız zevklerden zevk almamaları, şeylerden zevk almamaları, bizim gibi olmamaları onların kötü ya da eksik olduğunu göstermez. O bakımdan onlar da kendilerine göre farklı çevreler var bakıyorum, farklı çevreler oluşturuyorlar. Silivri'nin de kasaba yüzü değişiyor. Ve artık metropole karışıyor uzun vadede. O kasaba kimliğinin çok korunması mümkün değil. Yani dediğim gibi bizim için biz oluncaya kadar kasaba kalacak. Çünkü işte ben sizi göreceğim, Lütfü abi göreceğim, Ali Bey, Zeyad abi. Aynı insanlarla bir aradayız yani. Dün bir esnaf abimizle karşılaştım. Bir ufak kaza geçirmiş. Aslında çok derin de şey yapmayız, selamlaşırız, birbirimizi severiz ama çok derin görüşmüşlüğümüz yoktur. Bana dedi ki bizim çocukluğumuz birlikte geçti dedi. Bir gün oturup yemek yiyelim dedi. Bana çok dokundu öyle demesi. Çünkü derin bir sohbetimiz olmadı. Fakat gerçekten de çocukken aynı yerdeydik. Bunlar bizi buraya ait kılıyor. Yani buradaki insanlar da bir takım anıt insanlar var işte. Bizim sevgili bayramımız vardı mesela, bir anıt bir insandı. Biz yaşadığımız sürece Silivri'yi ondan hatırlayacağız. İşte bizim benimsediğimiz bir takım mekanlar var. Ne olursa olsun biz oraya gideceğiz. Ne kadar konforlu mekanlar olursa olsun biz gene şu Arif abinin orada oturacağız. Gene işte sahilde belli kafelerde oturacağız. Girip çıktığımız, alışveriş yaptığımız yerler belli olacak. İşte yolumuz, izimiz belli. O bakımdan o değişimi geri döndürmek çok mümkün değil. Dediğim gibi modernite çok farklı bir insan tipi ortaya çıkardı. Biz önceki kuşağı da biliyoruz. Benim Silivrililerin arasında o sosyal münasebetlerin biraz daha gelişmesi, Silivrililik özelinde bir şeyler yapan insanların arasındaki sosyal münasebetlerin gelişmesi yönünde bir şeyim var. Bu katkıda bulunur yani.
bu şehrin kimliğinin ayakta kalması yönünde katkıda bulunur. Şöyle somutlaştırayım, burası göç alan bir yer. Ama göç İstanbul'un farklı yerlerini ne yaptığı değişim etkisini buraya yapmıyor. Mesela Çerkezköy'de kültür, sosyal ortam, oradaki demografik yapı, popülasyon farklıdır, Silivri'de farklıdır. Esenyurt'ta farklı bir etki yapmış, çok farklı bir şehir kimliği ortaya çıkarmış. Silivri'de çıkarmamış. Yani Büyükçekmece'de Silivri'nin popülasyon olarak, popülasyonu, demografik yapısı, insan tipi de farklı. Bu şu demek. Demek ki Silivri içine atılan her unsuru kaynatıp pişiren bir kazana benziyor. O bakımdan işte bu kasabaya gelen Karadenizliler Silivri'de oluyorlar. Bu kasabada yaşayan Anadolu'nun çeşitli yerlerinde insanlar şehri kolaylıkla benimsiyorlar. Bu şehrin bir üst kültür şeyi vardır yani. Hatta bizim aramızda işte ben, Lütfü abi, Seyhan abi, ben, biz Çerkez kökenliyiz. Bizim çok özel bir kültürel kimliğimiz de vardır ama Silivri'li kimliği o kimliğin de üzerindedir. Demek ki bu pota kaynatıyor, dönüştürüyor. O dönüşüm gücünü, yani dışarıdan gelen insanları Silivri'li yapan özellik her neyse onu muhafaza edilmesi için şehrin yerlilerinin, şehrin emektarlarının, emekçilerinin birbirleriyle kontak halinde olması önemlidir yani. Burada biraz daha bir taşralı mantıkla değil de biraz daha bir modern insan mantığıyla hareket etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum cevap oldu mu? Başkası mı sorar? Yoksa ne? Tabii buyurun. Oturarak nasıl yapayım? Daha rahat olacak. Nasıl rahat hissediyorsunuz? Siz Silivri'yi hem belli bir yaş üstü insanlara sohbet ederek hem yaşayarak hem de Silivri sevdasıyla, Silivri aşkıyla aslında betimlediniz, özümsediniz, kaleme aldınız, not aldınız. Belki de hissiniz tam değeri alamadığınızı da düşünüyorum. Yani verilmediğini de düşünüyorum size. Fakat şöyle bir şey var. Tabii ki geçmişe dönmek mümkün değil. Biraz evvelki soruyla özdeşleştirirsek eğer ki. Ama geleceğe bir iz bırakmak lazım. İşte o geleceğe izi şu an ortalama 200 bin nüfuslu, işte geçmişi bilen 50-60 bin nüfuslunun içerisinde bir Hulusi Üstün veya birkaç tane daha arkadaşımız, abimiz yapıyor. Aslında bize daha fazla görev düşüyor. Ben iki şey Hulusi Üstün'den rica ediyorum. Bir, Hulusi Üstün'ün eğitim verdiği bir edebiyatla alakalı eğitim verdiği bir derneği veya eğitimle alakalı bir akademisi olmalısın yerde. Bence bu önemli. Geleceğin taşınması lazım. İki, Hulusi Üstün'ün eğitim aldığı Silivri Lisesi var. Eğitim almış olduğu Silivri Lisesi'nin içerisinde bir kütüphane kurulacak. Ve bu kütüphaneyi de Hulusi Üstün kurma. İnşallah. Büyük onur duyarak. Teşekkür ederim. Bu kütüphanede çok güzel hatıralarım var. Kamil abi diye bir kütüphane sorumlusu vardı. En sık müdavimi bendim. Lise yıllarında giderdim ve çok enfes kitaplar vardı orada. Şöyle ki 40'lar, 50'ler, 60'larda Milli Eğitim bastırdığı her kitaptan bir sureti okullara gönderilmiş. Ve okullar bunları şeyde saklanmış, kütüphanelerinde saklanmış. Fakat Silivri'deki kitaplar ciltlenmişti. Kim emek verdi? Birçoğu ciltliydi bilmiyorum ama güzel bir kütüphanesi vardı. Maalesef o kitaplar ise daha şey edirken, yer değiştirirken galiba bir kısmı eski depridi diye elden çıkartılmış. Öyle duydum, üzüldüm. Hani benim lisem olarak Silivri Lisesi'nde böyle bir şeyin olması bana çok büyük onur verir yani. Bunlar yeterli bizim için. Bunlar bizim peşinde olduğumuz şeyi, enteresan yazı yazan, çizen insanların peşinde olduğu şeyin
maddi çıkarlar olmaması, maddi bir sonuç beklememesi onların neticesinde. İşte bizim beklediğimiz sonuç bu tarz çocuksu telkiflerdir yani. Bunlar ne dersin? Çok teşekkür ederim yani böyle bir şey düşündüğünüz için. Umarım tahakkuk eder. Çok teşekkür ederim. Onur duyarım. Başka soru var mı? Yani kütüphane aşamasında benim de yapabileceğim bir şey varsa arşivin hepsini paylaşabilirim seve seve. Sık oldu abicim. Çok teşekkür ederim. Çok bence geç kalmış bir söyleşime imza büyüdü. Yıllar önce yapılması gerekiyordu. Fakat bugüne kısmet oldu. Bu söyleşinin bir parçası olduğum için de ben mutlu oldum. Keyifli zaman geçirdim kendi adıma. Sizler de katıldınız. Değerli zamanınızı ayırdınız. Tekrar olur diye tahmin ediyorum. Bu söyleşinin gerçekleşmesinde büyük rolü olan Silivri Belediyesi'ne, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a ve Meral Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Thank you.